Merhaba arkadaşlar, Rengarenk Lif Yapatim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu uzun lif çalışmasını yapacağız inşallah. Gayet büyüklüğü de iyi. Çiçeklerimizle de süsleyeceğiz daha sonra. Önce beyazlarını üst üste gelecek şekilde kutular halinde yapacağız. Daha sonra kenar kısımlarını iki taraf karşılıklı aynı olacak. Kirpik kısmını yapıp bitireceğiz çiçekleriyle birlikte. Gri kullanıyorum ben. Size kalmış tercihi. İsterseniz pembe beyaz, sarı beyaz, hangi renk varsa o şekilde de iki renkle de yapabilirsiniz. Gri de güzel bir görünüm katıyor. Bugün kullanacağım rengim bu şekilde. Siparişim öyle olduğu için size de göstermek istedim aynı zamanda. Beyaz ipimiz var, makasımız var. Çiçekleri dikmek için bir iğneye ihtiyacımız var. Tığım da 2 numara 1,75 milim bir tığ. Şu şekilde. Önce bu kısmını hazırlayacağız. Daha sonra renkli yerlerini yapacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz, abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz diğer gelecek olan videolardan da haberdar olursunuz. Bunun takımını da yapıyorum ben, kare ve yuvarlağını. Onu da ilerleyen zamanda fırsat bulursam çekeceğim inşallah. Beyaz ipimizi hemen aldık. Bir zincir çektim. İkinci zincirimi de biraz gevşek bıraktım. Üçüncü zincirimi çektim. İpimi uzattım. İkinci zincirin arasına 1, 2, 3 kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine 1, 2, 3 kapattım. Bu şekilde 6 tane fıstık yapalım. Evet, 6 tane fıstığımı yaptım. Şimdi 7.'yi yapıyorum. 1, 2, 3 kapattım. 7.'yi de. 8.'yi yapıyorum fıstığımı ama bu fıstığı kapatmayacağım. 2, 3. Tuttum bunu. Buraya değil, buraya. 1, 2, 3. Yanına. 1, 2, 3. Üçünü birden kapattım. Tepesine 1, 2, 3. Yanına 1, 2, 3. Dibine yanına, pardon. Yanlış söyledim. Üçünü birden kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayacağız. 1, 2, 3. Dibine, yanına 1, 2, 3. Üçünü birden kapattım. Sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayıp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Döndüm. Bir fıstık topladım girişte. 2, 3. Bu fıstığı kapatacağım hemen. Girişler bu şekilde. Tepesine 1, 2, 3. Bunu tuttum. Dibine 1, 2, 3. Köşe oluşacak. Yanına. Üçünü birden kapattım. Köşemiz oluştu. Şimdi tekrar üçlü fıstık toplayarak tepesine, dibine ve yanına diyerek sıra sonuna kadar tekrar gelelim. Tepedeki fıstık sayımız hep aynı, 6 olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar geldim. Yine aynı işlemleri yapacağım. Döndüm, bakın. Girişte ne yapıyorduk? Hemen bir fıstığımızı kapatacağız. Tepesine bir tane daha yaptım. Bunu tuttum. Dibine kare lif yapar gibi aynı. Dümdüz ilerleyeceğiz. Yanına. Üçünü birden kapatıyorum. Köşemi oluşturmuş oluyorum. Tekrar üçlü fıstık toplayarak devam edeceğiz. 6 sıra olacak arkadaşlar. Bakın, burası birinci sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıra yapıp gelelim. Evet. 6 sıra, bakın, yaptım ben. Kutum oluştu kare şeklinde. Şimdi bu kaldığım yerden ipimi uzattım. Bakın. Buraya bir fıstık yaptım hemen. 2, 3. Kapattım. Bir fıstık daha yapıyorum tepesine. Diğer kutuyu oluşturuyorum. Bu şekilde. Kapattım. Bir fıstık daha. 6 adet fıstık yapacağız arkadaşlar. Kapattım. 6 tane fıstığımızı yapıp gelelim bu şekilde. Evet.
6 taneyi bakın yaptım. Şimdi 7.yi yapacağım. Köşeyi oluşturmak için 1, 2, 3. Bunu da kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine tekrar pardon. 1, 2, 3. Bu 8. Tuttum bunu. Buraya değil, buraya. 1, 2, 3. Tepesine, dibine, yanına. Geri döndüm, geliyorum bu tarafa doğru yani. Yaptığım fıstıkların üzerine ne yapacağım? Üçerli fıstık toplayarak devam edeceğim. Bu şekilde diğer kutucuğa geçmiş olacağım. Tepesine, pardon, dibine, bakın, 1, 2, 3, yanına. 1, 2, 3. Üçünü birden kapattım. Sıra sonuna kadar, bu altı fıstığın olduğu yere kadar, buraya kadar yapıp gelelim. Üçerli fıstık toplayıp gelelim. Bak bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıra sonuna kadar geldim. Burada ne yapacağım? Döndüm. 1, 2, 3. Kapattım girişte. Hep fıstığımızı kapatıyorduk. Aynen bu şekilde bakın. Tekrar tepesine 1, 2, 3. Dibine, yanına. Kapattım üçünü birden. Sıra sonuna kadar tekrar üçlü fıstık toplayarak gelelim arkadaşlar. Bu şekilde girişlerde yani sistem bu şekilde devam edecek. Bu dilimimizi bitirdik. 6 adet fıstığı hemen üst üste yaptık. Daha sonra köşeyi dönmek için bir fıstık daha yapıyoruz. 7.yi yapıyoruz, kapatıyoruz. 8.yi kapatmadan üçerli fıstık toplayarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sonra tekrar dönüyoruz. Üçerli fıstık toplayıp gidiyoruz. Bu şekilde gide gide gele 6 adet 1, 2 bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra tekrar 3. dilimimize geçeceğiz. İkisini yaptık. Yine bu şekilde aynen benim yaptığım işlemleri bu şekilde yaparak 4 dilimimizi oluşturup gelelim. Evet 4 dilimimizi de oluşturduk. Bakın bu şekilde uçuca devam ettik. Şimdi renkli kısmıma geçeceğim. Şurada hangi renk ipi kullanıyorsak ona geçeceğim. Bir zincirimi çektim. Şu tepe kısmından tuttum. Bakın. 1, şu tepeden sayıyoruz. 1, 2, 3.ye ipimi sabitledim. Bir fıstık yapıyorum buraya hemen. 1, 2, 3. Kapattım. Kutu tekniği artık. Burada yıldız tekniğini kullanmıştık. Burada da artık kutu tekniğini kullanacağız. 1, 2, 3. Tuttum bunu bakın. Buraya dibine batmayacağım. Kutu tekniği olarak. Şuraya. Bak. 2, 3. İkisini birden kapattım. Tepesine bir fıstık. 1, 2, 3. Tuttum bunu. Dibine değil buraya. Sıra buraya geldi. 1, 2, 3. Kapattım ikisini birden. Şimdi bu tepe kısmında uç kısım burası. Burada artırma yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bakın şu şekilde bir görüntü olacak. Bu tepe kısmımızda. Bu şekilde olacak. Bir tane fıstığımızı topladık hemen tepesine. Bunu kapattık. Evet, bunu kapattık. Şimdi tekrar tepesine bir tane daha yapıyorum. Tuttum bunu bak. Bu ikisini tuttum. Şu aynı yuvaya, battığım aynı yuvaya 1 2 3. Bak. Hepsini birden kapattım. Görüntümüz bu şekilde oldu. Tekrar buraya 1 2 3. Tuttum bunu. Artık bu aşağı doğru iniyorum. Buraya battım 1 2 3. İkisini birlikte kapattım. Tekrar yaptım 1 2 3. Buraya 1 2 3. İkisini birlikte kapattım. Burada bakın 1 2 3 direğim var burada.
Şöyle de göstereyim. Bu tarafta da 3 direğimiz olacak. 1, 2, 3. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta da fıstığımız olacak. Buraya kadar ineceğiz. Buradan başladık. 1, 2, 3. sıradan. Buradan devam ettik. Bakın burada 1, 2, 3. sıraya kadar inmiş olduk. Şimdi artık kulp kısmını yapacağım için üst üste gelecek şekilde fıstıklar toplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 de doldurabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre. Benim ipim biraz kalın. İpiniz ince ise 5 doldurun. Daha güzel görünsün kulp kısmı. 4 doldurdum ben. Kapattım. Tepesine 1, 2, 3, 4. Kapattım. Bu şekilde üst üste gelecek şekilde 15 tane fıstık yapıp gelelim. Bu şekilde 15 tane topladım. Şu şekilde düzelttim arkadaşlar. Tuttum burayı. Fıstığımızı bitirdikten sonra bir zincir çekiyorduk. Onu çekmiyoruz. Bir zincir yapmadan ben direkt buraya sabitliyorum. Ayrık olmuyor. Yani mümkün olduğunca. Buraya sabitledim. Sıkıladım. Şimdi bir zincirimi çektim. Şimdi tekrar halkanın üzerinden devam edeceğiz. Bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Bunun için de 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu şekilde arkadan giderek şöyle göstereyim. Buraya battık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Zincirlerimiz biraz sık olsun. Buraya battım. Bakın yürüyoruz arkadan. Zincirle yürüyoruz. 4 zincir çektim. Şu şekilde buraya battım. Bu şekilde zincirlerimiz böyle biraz arkada kalsın arkadaşlar. Buraya kadar gelelim bu şekilde zincirle yürüyerek. Evet, bakın buraya kadar geldim zincirle yürüyerek. Buraya şimdi hemen bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3. Bu direğin üstüne yani. 3 tane fıstığımı yaptım. Buraya batıyorum. 1, 2, 3. İkili toplayarak devam ediyoruz. Kutucuk şeklinde. Kafes tekniği, kutu tekniği. 1, 2, 3. Buraya. Bu tepeye kadar bu şekilde ikili toplayıp gelelim arkadaşlar. Tepeyi göstereceğim. Evet, bakın buraya kadar geldim. İkili fıstığımı kapattım. Bunun tepesini hemen köşe burası bakın. Gördüğünüz gibi köşe. Burası da burası da aynı şekilde olacak karşı tarafa geçtiğimizde de. Bu köşe kısımlarında kapattım bir tane fıstığı. Bir zinciri çektim. Tepesine bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3. Ama bunu kapatmayacağız. Tuttum bunu aynı yuvaya. İndim. 1, 2, 3. Kapattım. Köşe kısmım bu şekilde. Bakın oluştu. Şimdi tekrar buraya 1, 2, 3. İkili fıstık toplayarak devam edeceğiz. Tuttum bunu bu araya. 1, 2, 3. İkisini birden kapattım. Yukarıda tepelerimiz hep görünümü bu şekilde olacak. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Burada da yine yapmayı göstereceğim ayrım yerinde. Şuraya kadar gelelim. Evet, buraya kadar geldim. Bakın şu ayrım yerinden bura değil bir öncekisinin tepesine bir fıstığı yaptım. Tuttum bunu. Buraya da yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3. Bunu da tuttum. Çünkü bura bakın birleşme yeri. Bunu da tuttum. Şimdi buraya batmıyoruz. Buraya batmıyoruz. Şuraya. 1, 2, 3. Bu birleşme yerinde de bu şekilde üçünü birden kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Bunu tuttum. Bunu da tuttum. Karşıyı da tuttum. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi tekrar tepesine ve bu karşıya şeklinde ikili fıstık toplayarak tepeye kadar gelelim. Tepeyi bir kez daha göstereyim. Kalan tarafları da artık kendimiz yapalım. Bakın yine köşeye geldim. Şurada olan köşe yine buraya geldim. Görüntüm netleşsin. Tepesini bir fıstık yaptım, kapattım. Onun tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Tuttum bunu dibine. 1, 2, 3. Kapattım. Bu şekilde köşeyi oluşturduk. Aşağı kadar inelim.
Burada yaptığım işlemi tekrar burada da yapacağız arkadaşlar. Ayrım yerlerinin görüntüsü bu şekilde. Az önce gösterdiğim gibi. Aşağı kadar ineceğiz. Burayı tekrar bunun gibi yapacağız. Tepeye kadar çıkıyoruz. İki tane toplayarak. Görüntüm netleşsin. Tepeye kadar çıkıyoruz. Tekrar tepede aynı şurada yaptığımız işlemi yapıyoruz. İniyoruz. Aynı işlem. Aradaki işlemlerle buradaki işlemleri unutmuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde yapacağız. Tepede yine aynı şekilde görüntümüz olacak arkadaşlar. Buraya kadar da yine devam edip gelelim. Evet, bu köşeye kadar geldik. Bakın tepe kısmındayız. Şimdi buraya yine artırma yapacağız. Köşe kısmını oluşturacağız tepenin. Bir taneyi kapattık. Tepesine bir tane daha. 2 3 Hemen aynı yuvaya. 1 2 3 Kapattım. Evet, bu şekilde tepemizdeki görüntü yine aynen bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Burayla da aynı. Bu tepeler görünümleri hep aynı. Buralarda aynı. Şimdi tekrar aşağı doğru ikişerli fıstık toplayarak devam edeceğiz. Bu köşeye geldiğimizde buradaki gibi aynen burada köşe yaptığımız gibi aynen burada da yapacağız. Bu araya gelince bu şekilde 3 tane fıstığı birden topluyorduk. Aynı karşı tarafta yaptığımız işlemleri bu tarafta da yapıp buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şunu söylemeyi unuttum ben. Kulp kısmını yapacağız tabii yine. Bu köşede yapmıştık. Bu başta da yine kulp yapacağız aynı şekilde. Bakın 1 2 3. Buradan da 1 2 3. 3 taneye kadar, boşluğa kadar ikili fıstık kapatacağız. Burada ne yapıyorduk tekrar? 15 tane fıstığı üst üste toplayacağız. Ben 4'erli toplamıştım. Siz de ipinizin kalınlığına göre ayarlarsınız. Kapattım. 15 taneyi topluyoruz. Bakın 2 3 4 kapattım. Bu şekilde 15 tane fıstık yapıp gelelim. Evet, 15 tane fıstığımızı yaptık. Şu şekilde düzeltiyorduk. Bakın arkadaşlar nasıl geldiyse. Şöyle düzelttim. Buraya geldim bakın. Şu tepedeki şöyle göstereyim. Buraya değil. 1, 2, 3. Bakın burada da 1, 2, 3'üncünün tepesinde. Şu şekilde. Burada da 1, 2, 3. Üçüncünün tepeye girdim. Bu şekilde sıkladım. Bir zincirimi çektim. Şimdi ne yapıyorduk? Zincirle yürüyorduk. Burada 4 zincir. Bakın. Zincirlerimi arkaya veriyorum. 3, 4 zincir. Zincirimi arkaya verdim. Bu şekilde buraya kadar zincirlerle yürüyerek gelelim. Buraya geldim. Yine buraya hemen bir fıstık yapıyorum. Bir zincirle indiğim yeri hemen karşıya. 1 2 pardon 3. İkisini birlikte kapattım. Bu şekilde dediğim gibi az önce demiştim. Tepeleri, artırma yerlerini buralara aynı şekilde, karşı tarafla aynı şekilde yapıp buraya kadar gelelim. Buraya kadar geldim. Şu şekilde görüntüm. Şimdi bu fıstığımızı fazla uzun tutmayalım. Küçük bir fıstık yapalım buraya. 2 3 Kapattım. Kapattıktan sonra zincir çekmedim. Buraya birleştirdim. İyice sıkıladım bakın. İyice sıkıladım. Kaydırma tekniğini çıkardım. Buraya bir zincirimi çektim. Makasımla artık ipimi burada kesiyorum. Şimdi ben gri ipime geçeceğim. Siz de hangi renkle yapmak isterseniz ona geçin. Şuradan başlayacağız. Bakın arkadaşlar. Boyu bu şekilde. Şuradan başlayacağız. Kulp tarafın burasından. Bir zincirimi çektim. Bakın hemen bu köşeye battım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Hemen 1 2 3 Kapattım. Bir zincir çektim. 1
2, 3. Tepesine bir tane daha yaptım. Buraya. 1, 2, 3. Kapattım. Yine aynı şekilde ikili fıstık toplayacağız. Tekrar tepesine yapıyoruz. Karşısına. İkisini birlikte kapattık. Bir zincir çektik. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Burayı yine göstereceğim. Altta yaptığımızın aynısı. Evet, bakın. Şunu sökeyim tekrar göstermek için. Tepeye bir fıstık yaptım. Burası boş şu anda. Bir fıstık yaptım. Tuttum bunu. Buraya bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3. Bunu da tuttum. Bu boşluğa ortaya batmayacağız. Karşıya. 1, 2, 3. 3 tanesini birden kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Buraya tekrar bir fıstık. 1, 2, 3. Pardon, kapatmayacağız. 1, 2, 3. Tuttum bunu. Buraya hemen. 1, 2, 3. İkisini birlikte kapattım. Şimdi yine aşağıdaki gibi sistem aynı olacak arkadaşlar. Burada üçerli fıstık toplayacağız. Aşağı doğru indik bu ayrım yerinde. Bu tepede yine aynı bunun gibi bir görüntü yapacağız. Burada. Bu tepeye kadar gelelim. Bakın, tepeye kadar geldim. Kapattım ikili fıstığımı. Tepesine 1, 2, 3. Kapattım bunu. Ne yapıyorduk burada? Kutucuk oluşturmak için yukarıda tepede. Bir tane daha yaptım tepesine. Aynı yuvaya aşağı iniyordum. Bir fıstık da oraya yapıp tekrar kapatıyordum. Köşemi bu şekilde oluşturuyordum. Bu şekilde olacak köşeler. Bu görünüm üst üste böyle denk gelecek. Şimdi aşağıya tekrar ineceğiz. Burada yine aynı. Burada yaptığımız işlemi yapacağız. 3 fıstığı birlikte toplayıp karşı tarafa geçtik. Yukarıya çıktık. Tekrar aynı. Aşağı indik. Tekrar buradaki aynı. Şuraya kadar bu şekilde yaparak geleceğiz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Burada ipimizi koparıyoruz. Görüntümüz bu şekilde. Yine renkli ipimizi aldık. Şuradan sabitliyoruz. Aynı işlemleri bu sırada da yapacağız. Şuradan göstereyim yine. Bu sefer buradan sabitledik. Bir fıstık yaptık üzerine. Bunu kapattık. Tekrar üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Diğer yuvaya geçip ikisini birlikte kapattım. Bu şekilde gride ne yaptıysak aynı işlemleri bu sırada da yapıp burada bitireceğiz. Karşı tarafa geçtik. Karşı tarafa geçtik. Yine aynı işlemler. Bakın. Burada da bu tarafta da aynı işlemler. Buraya da bir gri, tekrar üzerine bir renkli. Aynısı, bakın burada. Griyi yaptık. Şimdi tekrar bu turuncu rengimi yapıyorum ben. Karşı tarafa geçtim. Buradan başlayacağım, orada da yine. Buradan başlayacağım. Gri rengimi bitirip tekrar bir turuncu daha yapıp geleceğiz arkadaşlar. Evet, buraya kadar geldim. İki tarafı da ben ördüm. Aynı şekilde sizler de ördüyseniz. Şimdi kirpik kısmına geçeceğim. İpimi koparmadım. Buraya kadar geldim. Bakın 1, 2, 3 rengimle geldim. Burada kirpimi koparmadım. Burada bitmişti. 1, 2, 3 fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincirimi çektim. 2, 3. İçerisine kirpiğimi yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar bir kirpik daha yapıyorum. Pardon. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir kirpik daha. Arada 2 zincir çektim. Bu tepe kısımlara, hep buralara 2 tane fıstık yapacağız. Aynı yuvaya. Bu tepeye de, bu tepeye de. Tepelerde hep 2 fıstık olacak aynı yuvanın içinde. Aynı yuvaya tekrar yapalım. Üçlü fıstığımı yaptım. Üçte doladım. Kapattım. Bakın. 1, 2, 3. Kirpiğimi yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yuvaya başını dolamadan batıp kirpiğimizi yaptık. Tekrar
3 tane kirpimiz olacak. 2 zincir çektim. Buradan ne yaptım? Bu gri yerin oraya. Aşağı doğru ineceğim. Üçlü fıstığımı kapattım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Kirpiğimi yaptım. Pardon, bir düzelteyim. 3 tane kirpiğimizi yaptık. Araya 2 zincir çektik. Tekrar buraya. Artık sırayla aşağı doğru ineceğiz. Tepelerde bu şekilde tek tek fıstık toplayarak tepelerine 3 üçerli kirpik yapıp devam edeceğiz. Şuraya kadar gelelim. Burada tekrar göstereceğim. Evet, kulp kısmına doğru geldik. 2 zincir çektim. Buraya hemen bakın. Şu dibe değil. Bu önceki sırayı 1 2 3. Tuttum bunu. 3 tane fıstığı birlikte toplayacağız. Tuttum bunu. Bu dibe hemen buraya. 1 2 3. Sonra şu şekilde kulpumu çevirdim. Bir de kulpumun burasına batacağım. Bakın. Buraya. 1 2 3. Üçünü birlikte kapattım. Bu şekilde bir görüntü olacak burada. 3 tane kirpik yaptım tepeye. 3 zincir çektim. Kirpiğimi yaptım. 3 zincir çektim. Kirpiğimi yaptım. Şimdi aralarda 2 zincir çekerek, bakın buraya hemen batmayacağız. Bura zaten yaptık. Burayı ve şuraya. Araya 2 zincirimi çektim. Buraya hemen fıstığımı yapıyorum. Tepesine 3 zincirimi çekip kirpik yaparak aynı şekilde devam edeceğim. Kulp kısmımız hep bu şekilde tekli fıstık olarak aynen şu şekilde tek tek fıstıkları her bir yuvaya yaparak geleceğiz. Şu köşede yine göstereceğim arkadaşlar. Kulp iniş yerinde, bitiş yerinde tekrar göstereceğim. Evet, bakın buraya geldim. Kulp aşağı kısmına geldim. Şuranın bir üstündeki yer, bakın bunu tuttum. Burası. Burası da bir birleşme yeri gibi diyelim. Burayı tuttum. Buraya bir fıstık daha yapıyorum. Aynı diğer kulbun ucunda yaptığımız işlemleri yapacağız. Bir fıstık daha yaptım. Buraya hemen. 1, 2, 3. Üçünü birlikte kapatarak burada bir görüntü oluşturacağız. Böyle. Bu şekilde. Bunun üzerine de zincir çekerek kirpiklerimizi oluşturacağız. Buralarda yine tekerli fıstık toplayarak, tek tek toplayarak aynı kulpta yaptığımız gibi buralarda yapacağız. Buraya geldik, ne yapıyorduk? Hemen şu şekilde 2 tane fıstık. Bu tepe kısımlarda. Bakın. Şöyle de göstereyim ben size. Buralar tepeler, bakın 2. 2. Şu tepede 2 tane yapalım. Burada. Şu ayrım yerine geleceğiz. Şu tepeye kadar kirpik yapıp gelelim. Burada da 2 tane şeyimizi yapalım. Kirpiğimizi yapalım. Şu ayrım yerinde göstereceğim. Evet, bakın buraya tepeye 2 tane bu şekilde fıstığımı yaptım. Aşağı indim, yine tekli fıstık toplayarak tepesinin kirpiğini yaparak aşağı indim. Bu ayrım yerine geldim. Bakın. Şimdi burada 2 zincir çekmiştim araya ben. Buraya hemen bir fıstık yaptım. Bakın. 1 2 3. Buraya yapmıyoruz. Buraya. 1 2 3. Bu ikisini birden kapatacağız. Bu ara yerlerde. 1 2 3. Kirpiğimizi yapıyoruz üzerine. 1 2 3. 2 zincir çektik. Tekrar karşıya geçtik. Tekli fıstık toplayarak tepeye yine çıkacağız. Evet, bakın. Sivri yerlerde, tepe kısımlarda 2 fıstık topluyoruz. Burada da 2 ayrı fıstık yapıp tepelerine, ikisini ayrı kapatıp tepelerine kirpiğimizi yaptık. Burada da burayla, bakın. Burayla burayı. Yine tepeye geleceğiz. Buradan çıkıp tepeye geldik. Aynı buradaki işlemi yapacağız. Tepeden aşağı indik. Tekrar buradaki gibi şu kısımda, şurada, burada yaptığımız işlemi yapıp burayla burayı birleştirip ikisini birlikte kapatacağız. Zincirlerimize tabii kirpikleri unutmuyoruz. Tepeye geldik, yine aynı. Bu ara kısma geldik, yine ikisini birlikte şu şekilde topluyoruz. Kulp kısmına buraya geldik, yine burada da 2 fıstık toplayacağız tepede. Şu şekilde olacak görüntüsü. Kulp kısmına geldik.
Bu şekilde. Kulpta yaparken şurayı unutmuyorduk. Burayı, burayı ve burayı üçünü birlikte toplayıp aynı diğer kupta yaptığımız işlemleri burada da yapacağız arkadaşlar. Ben daha fazla videoyu uzatmayayım. Çiçeği de anlatayım isterseniz size. Ben bunu daha sonra yaparım. Size şöyle yapılmışını tekrar bir göstereyim. Şu şekilde. Bakın. Ara yerleri. Tepe yeri. Ara yeri. Tepe yeri. Tepesi. Bu şekilde kulpları. Aynen. Karşılarda aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde yapacağız. Şimdi hemen ben çiçeğime geçmek istiyorum. Gri ipimi aldım. 5 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen hızlıca anlatacağım. Daha detaylı anlatımı puf çiçeğin sayfamda var. Oradan bakabilirsiniz. 4 zincir çektim. Başına doladım. Trabzan yaptım. İkili. 2 zincir çektim. Tekrar ikili bir trabzan. 2 zincir çektim. Tekrar ikili bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar ikili bir trabzan. 2 zincir çektim. 6 tane olacak. Başlangıç direğimizle beraber. Evet, 6 tane oldu. 2 zincir daha çektim. Buraya doladım. Belinden. Bu yuvanın içerisine bir kez girdim. Uzattığım ipimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapattım. Parmağımı şöyle içten ittirerek 2, 3, 4 zincir çektim. Arka belinden bu şekilde doladım. Buraya tekrar geldim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar, aynı işlemleri bakın kapattım, 4 zinciri çektim, şu belinden doladım. Aynı işlemleri yaparak yuvalara 10 tane doladığımız fıstık yaparak sonuna kadar gelelim. Evet, çiçeğim bu şekilde bitti. Şimdi tomurcuk yeri için şöyle renkli ipimle biraz ipimi bıraktım. 1 2 3 zincir çektim, ipimi uzattım. Orta yere ikinci zinciri ve saniye. Evet, orta yere 7 tane doladım. Şimdi ben bir tane daha yapayım sizinle beraber. Bu şekilde 8 tane dolayarak kapatalım. Bir zinciri çekip ipimizi keselim. Hemen bu ortaya alttan bu şekilde çıkalım. Karşı yerden de yine çıkarak bunu buradan bağlayalım arkadan. Evet arkadaşlar, hızlıca anlattım ama altta dediğim gibi ayrıntılı yapımı var. Zaten çoğumuz da biliyoruz. Bu şekilde bunu buralara dikeceğiz arkadaşlar. Şu ara kısımlardan alttan iğneyle geç. Bu şekilde dediğim gibi dikeceğiz arkadaşlar. Aradan geçip 4 tane çiçeğimiz olacak. Ben daha sonra bu kirpik kısımlarını da yapacağım. 4 tane çiçeğimiz olacak. O şekilde ipliğimizle iğnemizle dikeceğiz. Ve bitireceğiz. Bitmiş hali de bu şekilde. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videodan haberdar olmak için abone olup tümü butonunu seçmeyi unutmayalım. Zil butonundan. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.